Evet, merhaba arkadaşlar. Geldik dersimizde Atatürk ilkelerine. Evet, Atatürk ilkeleri yardımcı ilkeler ve arkadaşlar esas ilkeler olarak kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Şimdi biz normalde arkadaşlar önce 6 ilkeden başlayalım. Bunların sistematiğini şöyle işleyeceğiz. Aynı video defter notumuzda da arkadaşlar aynı sıralamada olduğu gibi rahat edin diye. Önce arkadaşlar mesela cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilikle ilgili bilmeniz gereken 3-5 tane, 1-2 tane neyse artık genel özellik. Ondan sonra arkadaşlar onunla ilgili anahtar ifadeler tabi bağlantılı olarak. Ondan sonra ilke doğrultusuna nelerin yapıldığı ve arkadaşlar öbür ilkeye geç. Formatımız bu olacak. Şimdi cumhuriyetçilik ilkesiyle başlayalım. Cumhuriyetçilik ilkesinin genel özellikleri. Kıymetli arkadaşlar, cumhuriyetçilik dediğimiz bir yönetim şeklidir diyoruz. Bakın, yönetim şeklidir. Yani yönetim şekli ne demek? Rejimdir arkadaşlar. Rejim. Cumhuriyet bir rejimdir. Aynı zamanda arkadaşlar bakın, teokrasi bir rejimdir. Oligarşi bir rejimdir. Şimdi nasıl bir rejim peki cumhuriyetçilik? Halk egemenliğine dayanır arkadaşlar. Cumhuriyetçilik yönetim şeklidir, bir rejimdir ve arkadaşlar halk egemenliğine dayanır. Peki bu arkadaşlar halk egemenliğine dayanır derken bunu da birazcık açalım beraber. Halk egemenliğine dayanır. Nasıl dayanıyor halk egemenliği? Halk kendi yöneticisini verdiği oyla, kendi kararıyla kendisi seçer. Yani yönetimi halkın kendisi egemen olur arkadaşlar. Dolayısıyla halk egemenliği dediğimiz bu. O zaman demokrasi dediğim zaman ilk aklına gelmesi gerekenlerden bir tanesi nedir? Cumhuriyetçilik ilkesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün mantığına göre arkadaşlar taviz verilmemesi gereken iki tane temel ilke vardır. Laiklik ve cumhuriyetçilik. O zaman diyoruz ki bakın üçüncü madde olarak dostlar, evet, sınavda çıldırmamak için çıldırın. Taviz verilmemesi gereken iki ilkeden bir tanesidir efendim. Taviz verilmemesi gereken arkadaşlar iki ilkeden bir tanesidir. Aynı zamanda bakın cumhuriyetçilik ilkesinde şuna dikkat edeceğiz. Monarşiyi reddeder, oligarşiyi reddeder, teokrasiyi reddeder. Monarşi ne? Tek kişi hakimiyet. Oligarşi ne? Belli bir zümre grubun yönetimi. Teokrasi ne? Yönetime din kurallarını yansıtır. Bunların arkadaşlar hepsini reddeder. Monarşi, oligarşi ve teokrasiyi reddeder efendim. Evet, cumhuriyetçilik ilkesi, monarşi, aynı zamanda arkadaşlar oligarşi, aynı zamanda arkadaşlar teokrasiyi reddeder. Evet efendim. Şimdi arkadaşlar gelelim anahtar ifadeler. Yani ÖSYM'nin soru mantığına göre arkadaşlar, ÖSYM'nin bakın soru mantığına göre ben neyi gördüğüm zaman cumhuriyetçilik ilkesi aklıma gelmeli. Şimdi beraber hareket edelim. Tamam bak, ezberlemeyeceğiz. Ezber gibi görünür. Lütfen ezberleme. Şimdi ne yapacağız? Halkı yönetimde arkadaşlar egemen kılacağız. Peki halkın yönetimi arkadaşlar söz sahibi olması, iradesinin yansıması için ne olması gerekir? Önceli olarak seçim olması gerekir. Yani halkın oy kullanabilmesi lazım arkadaşlar. Seçimde ne yapıyorsun sen? Seçmen olarak hareket ediyorsun. Peki seçmen olarak sen seçimde ne yapıyorsun? Oy kullanıyorsun. Peki kullandığın oy arkadaşlar aynı zamanda bir parti üzerinden arkadaşlar veriliyor mu? Evet. Peki sen oyla, seçmen olarak seçimle verdiğin oyla partiyi nereye gönderiyorsun? Meclise gönderiyorsun. Beni orada temsil ediyor. Bak. Dolayısıyla ezberlenecek bir şey yok ki burada. Seçim olur. Seçimde seçmen arkadaşlar oy kullanır. Oyu arkadaşlar bir partiye verirsin ve bu parti arkadaşlar aynı zamanda gider meclise seni temsil eder. İşte bu. E peki arkadaşlar siz aynı zamanda ne yapmış oldunuz? Bakın millet olarak yönetime egemen olmuştun. Peki o zaman milletin anlamı neydi? Ulus, ulusal egemenlik. Değerli arkadaşlar, ulusal egemenlik. Tamam mı? Bunlar bize cumhuriyetçilik ilkesini hatırladı. Peki ilke doğrultusunda neler oldu bakalım şimdi. Bak böyle istiyorum ha. Dostlar ilke doğrultusunda arkadaşlar neler yapıldı? Beraber hareket edelim. Diyoruz ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bak ne yaptın 23 tane sen? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtın. Ve halkın iradesini meclise yansıttın. Dolayısıyla arkadaşlar o zaman TBMM'nin açılması bakın
TBMM'nin açılması bir kere cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Peki ben size anlatırken 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasında ne dedim arkadaşlar? Dedim ki ulusal egemenliğin önü açılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla saltanatın kaldırılmasının gerçek sebebi arkadaşlar nedir? Ulusal egemenliği gerçekleştirmek. Peki arkadaşlar gerekçesi? Kardeşim, dolayısıyla hızlandıran gelişme neydi? Lozan'da ikilik çıkmasını engellemek ve saltanatın kaldırılması aynı zamanda cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır efendim. Saltanatın kaldırılması. Peki arkadaşlar, arkasından ne yaptın sen? 29 Ekim 1923'te devleti resmen kurdun. Neyle kurdun? Rejimin adını koyarak. Ne ilan ettin? Cumhuriyetçiliği ilan ettin ya. Dolayısıyla cumhuriyetin ilanı. Arkadaşlar, evet, cumhuriyetin ilanı. Peki devam ediyorum. Sen bu cumhuriyetçilik arkadaşlar yönetimini başlattın. Devleti resmi olarak kurdun. E şimdi ne yapman lazım senin? Bu cumhuriyetçiliği arkadaşlar hukuki güvence altına alman lazım. Dolayısıyla arkadaşlar bakın, anayasaların kabulü arkadaşlar. Evet, anayasalar. E anayasalarda kimin neye göre oy kullanacağı yazmıyor mu arkadaşlar? Ulusal egemenin kriterleri yer almıyor mu? Egemenin kayıtsız şartsız milletindir demiyor musun sen? Bilmem seçme yaşı 18'dir, seçme yaşı 22'dir, özür diliyorum. E arkadaşlar dolayısıyla bunlar nedir hep? Ulusal egemenlikle alakalıdır. E sen ne yaptın? Kardeşim, halk egemenliğinin ciddi anlamda meclise yansıması için partiler kurdun efendim. Çok partili hayat denemeleri. Bakın, çok partili arkadaşlar hayat denemeleri. E şimdi ne kadar çok parti varsa o kadar çok insanın farklı görüşün meclise yansıması söz konusudur. Dolayısıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmaya, ondan sonra uzun süreli olmadı ama Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın arkadaşlar kuruması, yani çok partili hayat denemeleri, partiler ulusal egemenlikte cumhuriyetçilikle alakalıdır. Peki ne yaptın? Ulusal egemenliğin önünü açmak için sen 3 Mart 1924 tarihinde halifeliği kaldırdın efendim. Evet, halifelik kaldırıldı. Arkadaşlar, halifelik kaldırıldı. Peki 7, biraz da artıralım bunu. Kıymetli arkadaşlar, aynı zamanda bakın Mustafa Kemal'in özenle ısrarla arkadaşlar ordu siyasete karışmamalı. Ki kardeşim, iddia terakkicilerden de Mustafa Kemal'in zamanında kopma sebeplerinden biri neydi? Ordunun siyasete karışmaması gerektiğini savunmuştu. Ve onun aklını Balkan Savaşları'nda o özellikle gerekçe olarak ortaya çıkmıştı. Peki Terakkiperver kurulunca silah arkadaşları ne olarak adlandırdı? Paşalar komplosu dedi bu işe. Dolayısıyla arkadaşlar orduyu siyasetten ayıran kanun çıkardı. Orduyu siyasetten ayıran kanun niye cumhuriyetçiliklerle kaldır? Ya adam arkadaşlar bak, asker kimliğiyle silahıyla mecliste oturduğu zaman kardeşim halk idaresini ipotek altına almış oluyor. Sen kürsüdesin, kürsüde konuşma yapıyorsun. Yayın yönetmenim de arkadaşlar general, aynı zamanda adam paşa ve vekil benim karşımda oturuyor. Hadi kürsüden bu adamı rahatça eleştirsene. Sen eleştiriyorsun, adamın gözünün içine bakıyorsun, o adam da silahıyla karşında oturuyor. Hadi rahatça eleştir bakalım. Bak ne oldu? Halk arkadaşlar iradesi ipotek altına alındı. Onun için ordunun siyasetten ayrılması arkadaşlar. Tamam mı? Onun için cumhuriyetçiliktir işte. Ordunun siyasetten ayrılması. Bak şimdi, ezberlememeye çalışacağız arkadaşlar, tamam mı? Ezberlememeye çalışarak hep maddeleri açıkla. Mantığını oturta. Ve ayrıca kadınlara arkadaşlar siyasi hakları verilmez. 30-33-30 nedir bu? E daha çok insanın arkadaşlar yönetime katılması demektir. Dolayısıyla 8 kadınlara siyasal hakların verilmesi diyoruz efendim. Evet, kadınlara arkadaşlar siyasal hakların verilmesi. Siyasal hakların verilmesi aynı zamanda nedir arkadaşlar? Cumhuriyetçilik ilkesiyle aynı zamanda doğrudan ilişkilidir. Şimdi zannediyorum mantık oturdu, tamam mı? Dolayısıyla şimdi gelelim nereye? Laiklik ilkesine. Laiklik ilkesi. Kıymetli arkadaşlar, laiklik. Nedir laiklik? Hep basit mantık üzerinden gidiyorsunuz siz. Laiklik arkadaşlar, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasıdır. Şimdi bu basit mantığı, bunu bir alalım. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır diyoruz. Din ve arkadaşlar devlet işlerinin, evet, birbirinden ayrılmasıdır. Peki arkadaşlar, aynı zamanda yani laikliğin bak esas kaçırdığınız nokta neresi biliyor musunuz?
Laiklikte arkadaşlar din ve vicdan hürriyeti vardır. Bak buna çok dikkat edeceksiniz ki soru da zaten genelde bu minvalde geliyor arkadaşlar. Din ve vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Aynı zamanda din ve vicdan hürriyetinin sağlanması arkadaşlar. Peki efendim, peki gelelim bir diğer noktaya. Mustafa Kemal'e göre temel iki tane ilke arkadaşlar. Yani taviz verilmemesi gereken iki ilke. Bir tanesi ne? Cumhuriyetçilik. Bir tanesi ne? Laiklik arkadaşlar. O zaman taviz verilmemesi gereken iki ilkeden bir tanesidir efendim. Taviz verilmemesi gereken arkadaşlar iki ilkeden bir tanesidir. Peki laikliği ben tanımlarken aynı zamanda şunu söyleyebilir miyim? Ya arkadaşlar teokrasi ne demek? Devletini yönetirken din kurallarını dikkate alırsan sen teokratik bir devlet mantığıyla hareket edersin. Devletini yönetirken dini arkadaşlar sistemin dışında tutarsan eğer o zaman da laik olmuş olursun. O zaman özellikle arkadaşlar teokratik yapıyla laiklik birbiri neymiş? Zıttıymış arkadaşlar. Evet diyoruz ki teokrasi ile zıttır efendim. Teokrasi ile arkadaşlar aynı zamanda laiklik zıttır. Peki şimdi anahtar ifadeler nelerdir efendim? Anahtar ifadeler arkadaşlar. Anahtar ifadeler. Dedim ki özellikle arkadaşlar laiklikte din ve vicdan hürriyeti arkadaşlar çok önemlidir. Bak akılcılık arkadaşlar. Akılcılık. Aynı zamanda bilimsellik değerli arkadaşlar. Evet bilimsellik. Aynı zamanda vicdan hürriyeti değerli arkadaşlar. Bakın vicdan hürriyeti. Evet artırabiliriz bunu. Yani önemli olan burada dediğim gibi arkadaşlar mantığın oturmasıdır. Peki laiklik alanında neler yaptı? Bir kere şunu hatırlayacağım. Laiklik alanında atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? Saltanatın kaldırması. Bak 1 Kasım 1922. Bunun mantığını söyledim ben size. Evet ilke doğrultusunda arkadaşlar. Şimdi ilke doğrultusunda neler yapıldı? Bakın. Evet atılan ilk adım. Lütfen buna dikkat edelim. Saltanat kaldırıldı. Şimdi bir şey hatırlatayım. Saltanat kaldırıldı. Arkadaşlar saltanat kaldırıldı. Bir tane yapılan çalışma sadece bir ilkeyle alakalı olacak diye bir kriterimiz yok bizim. Bir arkadaşlar inkılap iki ilkeyle üç ilkeyle alakalı olabilir. Saltanatın kaldırması. Hem ulusal egemenin önünü açtığı için cumhuriyetçiliktir. Hem de arkadaşlar aynı zamanda oradaki siyasal kurvarla dini ayırdığı için, hilafet makamını ayırdığı için de nedir o? Laikliktir. Soyadı kanunu hem halkçılıktır hem milliyetçiliktir mesela arkadaşlar. İzmir İktisat Kongresi hem milliyetçiliktir hem halkçılıktır arkadaşlar. Mantığını söyleyeceğim tamam mı? Onun için ille de bir ilke sadece bir şeyle alakalı olacak diye bir kriterimiz yok yani. Öyle düşünmüyorsunuz. Peki devam edelim şimdi. Onun dışında ne yaptın sen? Ya 3 Mart 1924'e geldiğin zaman halifeliği kaldırmadın mı? E halifeliğin kaldırması nedir arkadaşlar? Bak ne yaptın? Devletin sistemini içerisinde arkadaşlar dini çektin. O zaman halifeliğin kaldırılması diyoruz efendim. Halifeliğin kaldırılması. Halifelik kaldırıldı. Peki aynı zamanda halifeliği kaldırdığım gün ben bir şey de yapmıştım. Şeriye ve efkaf vekaletini kaldırdım arkadaşlar. Hani onun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü kurmuyor muydum ben? Şeriye efkaf vekaletinin kaldırılması efendim. Şeriye ve efkaf vekaletinin arkadaşlar. Şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. E geldin 1925 bandına arkadaşlar ne yaptın? Medreseleri kapattın. Medreseleri. Yine o bantta tekke zaviye türbeleri kapattır. Medreselerin kapatılması. Medreselerin arkadaşlar kapatılması. E ayrıca arkadaşlar yine tekke zaviye türbelerin kapatılması arkadaşlar. Peki bunu nasıl açıklayabilirim ben? Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması. E özellikle arkadaşlar rejim karşıtı söylemler geliştirilmiyor muydu tekke zaviyelerde? Ki Terakki Pervez Cumhuriyet Fırkası'nın üyeleri tekke zaviyelerde rejim karşıtı söylemler üretmediler mi arkadaşlar? Hatta bu Şeyh Said İsyan'ın altyapısı arkadaşlar sebebi olmadı mı değerli arkadaşlar? Tamam mı? Oradan hareket ediyorsun. Peki devam edelim şimdi biraz daha.
1926 ne yaptın sen? Medeni kanunu kabul ettin. Bak, medeni kanun kabulü. Yine laikliktir efendim. Medeni kanunun kabulü arkadaşlar. Peki medeni kanunda ben bağlantı kurmuştum ama bir kere de arkadaşlar sizinle bağlantımızı yenileyelim. Medeni kanun niye laiklikle alakalı? 18 yaşına gelen birey arkadaşlar özellikle istediği dini seçim hakkına sahip değil mi? Reşit olan. Ayrıca Patrikhanenin dünya işleriyle irtibatı olmayacak arkadaşlar medeni kanunla teyit edilmedi. Bak bunlar neyle alakalıdır? Bunlar laiklikle alakalıdır. Peki yine arkadaşlar tevhidi tedrisat kanunu bak. Tevhidi tedrisat kanunu arkadaşlar tevhidi tedrisat kanunu. Peki bana bunun lütfen laiklikle bağlantısı kur. Yani gidip de şimdi bak evde lütfen bu ders bitince arkadaşlar gözünü kapatıp da bu laiklik, bu cumhuriyet, bu. Ya böyle yapma ne olur ya. Ya mantığını öğren ki bir daha bunları karıştırmayasın. Bir daha bunlar başına bela olmasın. Cemaat okulları dahil olmak üzere arkadaşlar hepiniz dedi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacaksınız. İşte biraz sonra diğer dersimizi anlatacak. Ben biraz sonra diyorum ama belki sen bir hafta sonra dinleyeceksin o dersi. Dolayısıyla arkadaşlar mesela yabancı okullar var ya dedi ki arkadaşlar Fransa. Kardeşim ben okullarımdan haç indirmek istemiyorum. Bak. E buyur bakalım. Hadi buyur bakalım nasıl olacak bu iş şimdi? Bak. Hayır dedim. Benim kuralıma uyacaksın sen. Benim kriterime göre çalışacaksın sen. İşte bu cemaat okullarda dahil olmak üzere özellikle bunların arkadaşlar bakın bunların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması arkadaşlar laiklikle alakalıdır. Peki devam ediyorum. 1928'e geldiğim zaman yemin metinlerine müdahale ettim. Yani vallahi billahi ifadesini çıkardım. Namusum şerefim üzerine and içerim ifadesini koydum. Devletin dini İslam'dır maddesini anayasadan çektim arkadaşlar. O zaman diyorum ki evet 8. Devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması. Devletin dini arkadaşlar İslam'dır maddesinin arkadaşlar anayasadan çıkarılması. Aynı zamanda 9 yemin metinlerine yapılan müdahale arkadaşlar. Evet yemin metinlerine efendim yapılan arkadaşlar müdahale. Yani yemin metinlerindeki vallahi billahi ifadesini kaldırıp yerine namusum ve şerefim üzerine and içerim ifadesinin konulması. Evet devam edelim. Peki laiklikle ilgili olarak ayrıca arkadaşlar 10 kılık kıyafet kanunu değerli arkadaşlar. Peki kılık kıyafetin hayırdır? Kılık kıyafetin laiklikle ne alakası var? Deme işte. Öyle deme. Öyle deme. Niye? Dini sembolize eden kıyafetleri ibadet yerleri dışında giyemezsin. Dolayısıyla o sadece 3 tane din liderinin arkadaşlar istisnai durumuyla alakalıydı. Hatırlıyorsanız ya. Tamam mı? Bu yine neyle alakalıdır? Bu yine arkadaşlar laiklikle alakalıdır. Zannediyorum mantık oturdu. Şimdi gelelim nereye? Milliyetçilik arkadaşlar ilkesine. Evet. Milliyetçilik ilkesi. Milliyetçilik arkadaşlar. Evet. İlkesi. Şimdi milliyetçiliğin bir özelliklerine bakalım. Nedir ya milliyetçilik? Basit mantığı ne? Her milletin özgürce kendi geleceğine kendisinin karar vermesine biz milliyetçilik arkadaşlar ilkesi diyoruz. Peki arkadaşlar. Ya bu milliyetçilik ilkesinde peki arkadaşlar dedi ırkçılık mı mesela bu? Yani Türk kelimesini kullandığım zaman arkadaşlar, Türk tarihi dediğim zaman hayır. Burada şuna dikkat ediyorsunuz. Milliyetçilik ilkesinde değerli arkadaşlar Atatürk milliyetçiliği ırkçılık yoktur efendim. Evet şimdi milliyetçilik ilkesine başlayalım. Bakın öncelikli olarak arkadaşlar diyoruz ki her milletin kendi geleceğine özgürce karar vermesi milliyetçiliktir. Ve Atatürk milliyetçiliğinde ırkçılık yoktur arkadaşlar. Bakın. Peki o zaman Atatürk'ün milliyetçiliği arkadaşlar ırkçılık yok. Tamam da nasıl ifade edeceğim? Ne mutlu Türk'üm diyene. Bak. Ne mutlu Türk olana demiyor. Sen kendini diyor eğer bu millete ait hissediyorsan, eğer bu millete aynı kültürü paylaşıyorsan sen Türksün kardeşim. Irk olarak senin kafatasının arkasında iki tane kemik olmasına gerek yok diyor ya. Sakalinle de çenenin etrafında toplanmış olmasına gerek yok diyor. Yani Atatürk milliyetçiliğinde arkadaşlar kültür birlikteliği vardır bak. Onun için ne diyoruz biz? Atatürk milliyetçiliği kültürel milliyetçiliktir efendim. Kültürel milliyetçilik. Arkadaşlar peki 3.
O zaman arkadaşlar bakın, milliyetçilik ilkesi aynı zamanda özellikle ulusal bağımsızlığı önemser. Evet, ulusal arkadaşlar bağımsızlığı önemser. Aynı zamanda millet bilincini ön plana çıkarır ve arkadaşlar tarihi misyonu arkadaşlar ciddi anlamda birleştirici unsur olarak kabul eder. Şimdi gelelim, evet, ilke doğrultusunda neler yapıldığını, önce anahtar ifadelere. Şimdi ben ne görürsem bana mantığıyla beraber arkadaşlar milliyetçiliği hatırlasın. Bir bak. Ulus kelimesi arkadaşlar millet demektir. Bir kere arkadaşlar bu sana milliyetçiliği hatırlatsın. Bak, bağımsızlık arkadaşlar bir milletin başkasının boyunduruğu altına girmeden özgür yaşamasıdır. Bu sana milliyetçiliği hatırlatsın. Ortak geçmiş dediğim zaman bu sana milliyetçiliği hatırlatsın. Aynı zamanda bak, dört, yine arkadaşlar kültür birliği dediğim zaman bu sana milliyetçiliği hatırlatsın. Kültür birliği. Peki efendim. Şimdi ilke doğrultusunda neler yapıldı? Onları toplamaya çalışalım. İlke doğrultusunda arkadaşlar neler yapıldı? Bakın şimdi önce şuna lütfen dikkat edelim. Kurtuluş Savaşı milliyetçilik ilkesi doğrultusundadır. Kurtuluş Savaşı'nda ne yapmaya çalıştın sen? Bağımsız olmaya çalıştın kardeşim. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Bu milliyetçilik ilkesidir işte. Evet, Kurtuluş Savaşı ile başlıyorum o zaman. Kurtuluş Savaşı arkadaşlar. Evet, Kurtuluş Savaşı. Peki mantığıyla beraber devam edelim. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'ni topladığın zaman sen orada misak-ı iktisadi kararlarını aldın. Neydi onlar? Milli ekonomi kararları ya. Misak-ı iktisadi kararları aynı zamanda milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Misak-ı iktisadi arkadaşlar kararları. Peki efendim 3. Ayrıca arkadaşlar ilke doğrusu özellikle Türk parasının değerini koruma kanunu çıkardı. Bak, Türk parasının değerini koruma kanunu. E ne oldu? Milliyetçilik oldu arkadaşlar ya. Paranın değerini koruma kanunu. Paranın arkadaşlar değerini koruma kanunu. Peki 4 arkadaşlar, 4. Bak şimdi ben size çok teknik bir ifade kullanacağım. Türkiye genel deneme sınavlarda sorduğum zaman inanılmaz bir yanlış yapma oranı geliyor. Halifeliğin kaldırması milliyetçilikle alakalıdır. Bir yönüyle. Allah Allah hocam ya. Halifeliğin kaldırması milliyetçilikle ne alakası var hocam ya? İşte dediğin zaman konuyu ezberlemiş oluyorsun. Peki niye milliyetçilikle alakalı? Halifeliğin kaldırmasıyla beraber ümmet bilincinden ulus bilincine geçiş sağlanmıştır arkadaşlar. Tamam mı? Ondan dolayı halifeliğin kaldırılması bir yönüyle milliyetçiliktir. Evet. Bana böyle gel. Yoksa misak-ı iktisadi kararı hocam zaten mi? Ya onu zaten herkes yapar be abla ya. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla halifeliğin kaldırılması. Peki devam edelim. Türk parasının değerini muhafaza etmek için kanun çıkardığın gibi bir de arkadaşlar koruyucu gümrük yasası çıkardım. Bak, koruyucu gümrük yasası arkadaşlar nedir? Senden olanı biraz daha ön plana çıkarmak değil mi? Koruyucu gümrük yasası arkadaşlar. Koruyucu, evet, gümrük yasası. Peki devam edelim arkadaşlar. Biraz da artırmamız lazım bunu. Evet, 6. Ne milliyetçilik olabilir? Arkadaşlar, limanların işletme hakkını millileştirdi. Bu ne oluyor? Milliyetçilik oluyor. Yani hangi kanun? Kabotaj kanunu. Bak, evet, kabotaj kanunu efendim. Kabotaj arkadaşlar kanunu. Peki devam ediyorum efendim. 31, 32, 33'lere geldiğim zaman arkadaşlar ne yaptım ben? Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nu kurdum. Ya, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu. Türk Tarih Kurumu ve arkadaşlar aynı zamanda Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Peki devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Ben daha önce de söyledim size. Yeni harflerin kabulü milliyetçiliktir efendim. Niye? Arap alfabesini bıraktın canım. Aynen halifelik mantığında olduğu gibi. Arkadaşlar yeni harflerin kabulü. Bak,
yeni harflerin kabulü. Yine en çok sizi ters köşeye attıracaklar ifadelerden bir tanesi. Soyadı kanunu. Niye? O zaman da söyledi. Soyadı kanundaki detay neydi? Gülünç olmayacak, utanç verici olmayacak, küfür kafir olmayacak, yabancı kelime olmayacak. Sen mesela soyadını Thomas yapamazsın. Bak, mesela Yasin Thomas olmaz, tamam mı arkadaşlar? Mesela Yasin Tony olmaz arkadaşlar, tamam mı? Bu mücburen Türk soyadı olmak zorunda, Türkçe olmak zorunda. Türkçe olmak ifadesi nedir kardeşim? Türkçe olmak ifadesi milliyetçiliktir. Dolayısıyla soyadı kanunu arkadaşlar, soyadı kanunu yine milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Şimdi mantığın oturması önemli benim için, tamam mı? Yani artırabiliriz arkadaşlar bunu. Peki gelelim şimdi nereye? Devletçilik ilkesine. Evet, devletçilik. Artık bu ilkelerde arkadaşlar tek ders yapalım. Hani bir bütünlük oluşsun. Yani öyle çok da kısa böyle 10-15 dakikalık dersler bize çok formatımıza uygun değil. Hani konu bütünlüğü sağlanması lazım. Evet, devletçilik. Devletçilik nedir? Ekonomik bir modeldir arkadaşlar. Evet, devletçilik ekonomi modelidir diyoruz efendim. Ekonomi modelidir. Peki nasıl bir modelsin sen? Mesela ekonomikçilik nasıl bir model? Diyor ki bakın şimdi bu sistemde arkadaşlar. Kardeşim, özel sektörü teşvik et. Sanayiyi teşvik et. Ha tamam. Özel sektör yatırım için arkadaşlar teşvik edilmeli. Bak şimdi. Ekonomik teşvikler arkadaşlar sağlanmalı. Peki kardeşim, özel sektörü teşvik ettin. Özel sektörde geldi yatırımını yaptı. Bir iş adamı arkadaşlar yatırımını yaptı. Özel sektör arkadaşlar teşvik edilecek ama özel sektör aynı zamanda denetlenecek. Yani yan yönetmenim iş adamı olarak bir işletme kurdu arkadaşlar. Sen onu teşvik ettin. Arsa verdin ona, kredi kolaylığı sağladın. Ne bileyim işte efendim vergi muafiyeti sağladın falan filan. Ama diyor ki sen iş adamı olarak yatırım yaptın ya. Devlet olarak diyor onu denetleyeceksin sen. Senin kriterlerine ve kurallarına göre bir işletmecilik yapacak. Orada diyor kafasına göre hareket etmeyecek. Senin diyor denetiminde olacak bu adam. Dolayısıyla bak teşvikler sağlanacak, özel sektör desteklenecek ama aynı zamanda bu modele göre özel sektör denetlenecek arkadaşlar. Denetlenmeli. Peki sen teşvik et. Yatırım yapmıyor adam. Parası var, yatırım yapmıyor kardeşim. Sana ne yatırım yapmıyorum? Ya da param yok. Özel sektörü destekliyorsun, teşvik ediyorsun da para yok. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan insanlar parasını, pulusunu aldın sen. Efendim tekalifi, milli emirleri, herkes var diyor onu verdim. E para yok. İşte diyor özel sektörü teşvik etmene rağmen. Özel sektör eğer diyor yatırım yapmazsa, bir alanda ekonomik boşluk oluşursa o boşluğu diyor devlet dolduracak. Bak esas devletçiliğin mantığı budur. Dolayısıyla ekonomik boşluk devlet tarafından doldurulmalıdır. Ekonomik arkadaşlar, ekonomik boşluk devlet tarafından doldurulmalıdır. Bak, devlet tarafından doldurulacak. Tamam mı? İşte devletçilik mantığı bu. Peki, şimdi anahtar ifadelerimizi bir alalım arkadaşlar. Anahtar ifadeler. Peki efendim, anahtar ifadeler ne? Devletçilikte arkadaşlar, şimdi bak, yatırım yapılması lazım dedim, değil mi arkadaşlar? Yatırım için ne lazım? Para lazım ya. Para ne? Sermaye. Sermaye varsa, yatırım olursa ne yaparsın? Kalkınırsın. Bak kalkınma. Peki paranı nereden çeker, nereye yatırırsın? Bankaya koyarsın ya. Ne oldu bunların hepsi? Devletçilikle alakalı oldu. Gördün mü? Evet. Para arkadaşlar aynı zamanda sermaye. Bak sermaye aynı zamanda arkadaşlar yatırım. Aynı zamanda arkadaşlar banka, evet banka, aynı zamanda arkadaşlar kalkınma, evet kalkınma. Bunlar hep nedir? Bunlar hep arkadaşlar devletçilik ile ilgili anahtar ifadelerdir. Peki ilke doğrultusunda neler yapıldı? Şimdi ilke doğrultusunda arkadaşlar neler yapıldı? Bir, şuradan başlayalım. Teşvik-i Sanayi Kanunu arkadaşlar, sanayi teşvik edilecekti. İzmir İktisat Kongresi'nde karar alındı. Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. Teşvik-i Sanayi Kanunu arkadaşlar sonucunda
beklentiye cevap bulunamayınca ondan sonra arkadaşlar devletçilik ilkesi devreye sokuldu. Bak. Dolayısıyla bunu lütfen böyle biliyorsunuz, tamam mı? Teşviki Sanayi Kanunu'nda yeterli geri dönüt alınamayınca o zaman devletçilik devreye girdi. O zaman mesela birinci ve ikinci kalkınma planlarının hazırlanması. Bakın birinci ve ikinci arkadaşlar kalkınma planlarının hazırlanması arkadaşlar. Tamam mı? Birinci, ikinci kalkınma planları. Peki artıralım birazcık daha devletçilik. İki. Şimdi yatırım dediğim, banka dediğim arkadaşlar değil mi? E şimdi devlet özel sektörü teşvik etmiş. Kimse baraj yapmıyor. E ne yapman lazım senin? Baraj yapman lazım. Mesela Çubuk Barajı'nın arkadaşlar yapılması. Bak. Evet, Çubuk Barajı'nın arkadaşlar yapılması. Şimdi bunlar size birer tane örnek sadece. Mantığı açısından örnek. Yoksa oho neler neler. E kardeşim şeker fabrikaları kurdun sen. E bu da devletin direkt olarak müdahale etmesidir. Şeker fabrikaları. Peki toprak mahsulleri ofisini kurdun sen. Bak o alanda bir arkadaşlar boşluk vardı. Toprak mahsulleri ofisinin arkadaşlar kurulması. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum, yine artıralım biraz daha. E demir yolları yaptın sen. Bak devlet olarak devreye girdin, demir yollarını yaptın. Demir yollarının arkadaşlar özellikle demir yollarının yatırımı. E sen devlet olarak devreye girdin. Arkadaşlar Zonguldak. Mesela taş kömürü arkadaşlar. Zonguldak. Taş kömürü işletmesini açtın. E peki aynı zamanda devlet olarak sen devreye girdin. Karabük Demir Çelik arkadaşlar fabrikasını kurdun. Karabük. Evet, Karabük Demir Çelik arkadaşlar fabrikasının kurulması. Zannediyorum burada da mantık oturdu gibi geliyor bana. Yani buradan öyle hissediyorum en azından. Peki gelelim şimdi arkadaşlar bir diğer ilkeye. Ne kaldı? Ne var? Halkçılık ilkesiyle inkılapçılık var. Evet, halkçılık başlığını açıyorum şimdi. Halkçılık arkadaşlar. Halkçılık. Diyor ki halkçılık. Kardeşim halk dediğin o toplumdaki bireyleri birbiriyle eşit tutuyor ya. Hizmet götürüyorsun diyor, onlara eşit hizmet götür. Birini diğerinden ayırma diyor. Sen soylusun, sen kölesin, sen şusun, busun diyor. Öyle bir şey yapma diyor ya. Herkes kanun karşısında nedir? Eşittir arkadaşlar. Evet, herkes kanun karşısında eşittir. Herkes arkadaşlar kanun karşısında eşittir. O zaman halkçılık mantığına göre arkadaşlar sosyal sınıf olamaz. Bak şimdi sosyal sınıf olamaz. Arkadaşlar halkçılık ilkesine göre dikkat ediyorsun. Şimdi efendim zümreleşme de olamaz arkadaşlar. Bak ne diyor biliyor musun? Halkçılık ilkesine göre meslek dayanışması vardır. Meslek dayanışması vardır. Hocam diyor şimdi ben bir şey anlayamadım. Neyi anlayamadın diyorum hocam. Söyle diyorum şimdi bunu netleştirelim beraber. Diyor ki mesela meslek hiyerarşisi, meslek dayanışması dedin ya hocam. E müdürle ben eşit değilim diyor ama. Ha işte tam da problem burada. Halkçılık ne biliyor musun? Tabii ki bir işletmede arkadaşlar şirketin sahibi var. Şirketin müdürü var. Gerekirse bir vardiya amirim var ve sen de çalışansın. Ben çalışan. Benim bir patronum var mesela. Arkadaşlar çalışmanın standartları var. Devlet ne diyor bugün? Diyor ki bir işçi 8 saat çalışmalı. 8 saatten fazla çalışırsa diyor o mesai olarak tanımlanmalı. Onun diyor ücreti takdim edilmeli. Şimdi sen diyor ki bak halkçılık ilkesine göre sen müdürsen diyor patronsan adama şunu yapmayacaksın diyor. Ben 11 saat çalıştırıyorum seni, 8 saat parası. Böyle bir şey yok işte diyor. Olamaz diyor bak. Müdür diyor normal kurala göre, kanuna göre diyor seni yönetecek. Patron diyor kurucu yani şirket sahibi devletin koyduğu kurala göre diyor sana patronluk yapacak. Ha diyor sen çalışan olarak şunu diyemezsin. Yok ya benim canım 7 saat çalışmak istiyor. Ben 7 saat çalışırım ama tamam. Öyle bir şey yok diyor. Sen de diyor kanuna göre 8 saat çalışmanı tamamlayacaksın. O hak edişini diyor ay sonunda ne zamansa alacak. İşte halkçılık dediğimiz bu arkadaşlar, tamam mı? Herkes
bulunduğu hiyerarşiye göre üstünü ve altına devletin koymuş olduğu kurallara göre uymak zorundadır arkadaşlar. Tamam mı? Onun için sınıflı toplumu olmayacak, meslek dayanışması olacak, meslek hiyerarşisi olacak, herkes kanun karşısında eşit olacak. Ve arkadaşlar bu mantığa göre bakın, bu mantığa göre her arkadaşlar birey, bak her birey eşit hizmet alma hakkına sahiptir. Eşit hizmet alma hakkına sahiptir. Sen şunu yapamazsın diyor yani, halkçılık mantığına göre. Benim vatandaşım olan her birey benim için kıymetlidir. Bak her biri kim olduğu önemli değil. Peki o zaman gelelim şimdi anahtar ifadelerine bulun. Zaten arkadaşlar burada ortaya çıktı. Anahtar ifadeler. Anahtar ifadeler. Evet efendim, bir olmazsa olmazımız ne? Eşitlik arkadaşlar, bak. Eşitlik. Olmazsa olmazımız ne? Kanun üstünlüğü arkadaşlar. Evet, kanun üstünlüğü. Peki olmazsa olmazımız ne? Sınıflı toplum olmayacak. Sınıflı toplumu gördüğün zaman, işte bu ifadeyi gördüğün zaman senin aklına halkçılık gelecek. Zümreyi gördüğün zaman senin aklına arkadaşlar, evet, halkçılık gelecek. Gelelim ilke doğrultusunda neler yapıldı efendim? İlke doğrultusunda arkadaşlar yapılanlar. Beraber hareket edelim. Şimdi halkçılık. İzmir İktisat Kongresi halkçılık mantığına hitap eder. Niye biliyor musun? İşte, hocam diye ekonomi ama bu. Bak, işçi ve işveren her kesimden ayrım yapmadan insanlar davet edilmiştir. İşçinin de fikrine değer verildi. Patronun, müdürün de arkadaşlar orada. Şirketin müdürünün de fikrine önem verildi. İşte bu ne oluyor? Bu halkçılık oluyor. Dolayısıyla bak, İzmir İktisat Kongresi arkadaşlar. İzmir İktisat Kongresi. Peki İzmir İktisat Kongresi'nde sen aşağı vergisinin kaldırılmasıyla alakalı bir karar aldın. Ve 25'lere geldiğin zaman da aşağı kaldırdın. Türk köylüsü üzerinde ağır bir yük oluşturan aşar vergisinin, öşürün kaldırılması halkçılıktır arkadaşlar. Aşar vergisinin kaldırılması efendim. Evet. Aşar vergisinin kaldırılması. Aynı zamanda arkadaşlar. Evet 3. 26'ya geldiğim zaman 26'da medeni kanunu kabul ettin. Türk adına ne yaptın? Eşitleyici bir takım arkadaşlar haklar verdin. O zaman medeni kanunda da ben halkçılığı göreceğim. Bak, medeni kanun, laikliği de görmüştüm. Peki 4. Devam ediyorum arkadaşlar. Sen soyadı kanunu çıkardın 34'te. Soyadı kanunu ne yaptın? Falan zadelerden filan gibi ifadeleri kaldırdın. Herkes arkadaşlar eşit. Soyadı kanunu. Soyadı kanunu. Aynı zamanda sen ünvan ve lakapları yasakladın. Bak, ünvan ve arkadaşlar lakapların yasaklanması. Peki aynı zamanda sen ne yaptın? Kılık kıyafet kanunu çıkardın. Kılık kıyafet. Ne dedin? Herkes dedin. Kardeşim herkes. Bak şu kriterlere göre gidin. Bak herkes dedin. Dikkat et. Peki aynı zamanda sen ilköğretimi zorunlu hale getirdin ya. Evet 7, ilköğretim zorunlu hale getirildi. Bak, ilköğretim arkadaşlar zorunlu hale getirildi. Peki aynı zamanda sen ne yaptın? Bak sen ne yaptın? Efendim, özellikle arkadaşlar dikkat et. Bak, ilköğretim zorunlu hale getirdiğin gibi millet mekteplerini açtın. Evet, mantığını söyledim. Sen aynı zamanda ne yaptın? Halk evlerini açtın. Halk evleri. Peki aynı zamanda arkadaşlar sen ne yaptın? Hıfz-ı sıhhayı kurdun. Hıfz-ı sıhha. Peki hıfz-ı sıhhadan herkes arkadaşlar eşit derecede faydalanmakına sahip değil. Evet. Sen ne yaptın? Bak, Kızılay ve Yeşilay yapılandırdın arkadaşlar. Kızılay ve aynı zamanda Yeşilay. Zannediyorum burada da mantık oturdu arkadaşlar gibi geliyor bana. Evet, şimdi gelelim nereye? İnkılapçılık arkadaşlar. İnkılapçılık. Evet.
Şimdi dikkat ediyorsunuz. Burada arkadaşlar bir takım ifadeler kullanacağım. Türk inkılabını Fransız ve Rus inkılabından ayıran nedir? Arkadaşlar, Türk inkılabının fikri azlılık safhası yok denecek kadar azdır. Türk inkılabında arkadaşlar teorisyenler ve uygulayanlar aynı kadrolardır. Aynı zamanda Türk inkılabında arkadaşlar zorlayıcı faktör yoktur. Türk inkılabında arkadaşlar aynı zamanda bakın dikkat ediyorsunuz. Tavandan tabana doğru bir inme söz konusudur. Ama mesela Fransız ihtilalinde ne var? Bunun fikri hazırlık safhası uzundur. Orada tabandan tavana doğru arkadaşlar bir aynı zamanda gelme söz. Aynı zamanda Türk inkılabında yön batıya dönüktür arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi inkılapçılık ne ya kardeşim ne? Bak sürekli olarak yenilenmeyi, ilerlemeyi gerektirir. Evet, sürekli yenilenmeyi gerektirir. Sürekli arkadaşlar yenilenmeyi gerektirir. Şimdi burada ıslahat ve arkadaşlar inkılap kelimelerinin ayrışmasıyla alakalı sorular var bazen. Şimdi inkılapçılıkla ıslahatı nerede arıyoruz? Mesela Osmanlı inkılaplar demiyoruz. Osmanlı ıslahatlar diyoruz. Türk ıslahatlar demiyoruz. Türk inkılaplar diyoruz. Gördün mü? Atatürk ıslahatlar demiyoruz. Bak Atatürk inkılaplar diyoruz. Peki ne farkı var? Islah etme. Mesela diyorum ki bak yayın yönetmenimle bir şey konusunda tartışıyoruz Serkan Bey'le. Allah seni ıslah etsin diyorum ya. Bak ıslah etsin diyorum. Ne demek? Yani seni düzeltsin. Seni böyle doğru yola arkadaşlar sevk etsin. Bak düzenleme. Mevcut kurumla alakalı düzenleme. Diyoruz ki Osmanlı Devleti'ne ilk ıslah edilen kurum Humbar Ocağı'dır. Yani 1. Mahmut döneminde o havan topu ve el bombası yapılan biliyorsunuz Comte de Bonneval geldi ve onu düzenledi. Bak ne yaptı? Islah etti. Islahat. Peki Türk İnkılabı? Türk İnkılabı'nda önce mevcut geleneksel eskimiş olan kurum kaldırılıp onun yerine yenisi arkadaşlar kurulmuştur. Mesela Arap alfabesini kaldırdın, Latin alfabesini getirdin. Sarığı kaldırdın, şapkayı getirdin. Bak gördün mü? Arap rakamını yok ettin, efendim Latin rakamını getirdin. Hicri takvimi kaldırdın, Milad takvimi getirdin. Uluslararası saat dilimine geçtin. Alafranga, Alaturka. Bak bunlar hep ne? Mevcudu kaldırıp onun yerine yenisini koyuyorsun. Ben hep şöyle tanımlıyorum. Derslerimde de böyle anlatıyorum. Size de böyle anlatayım. Bir televizyonu var senin, tamam mı? Televizyon arkadaşlar bozuldu. Bunu eğer tamir ettirirsen ne yapmış oluyorsun? Islah etmiş oluyorsun. Kaldırdın, çöpe attın. Fişt, gittin arkadaşlar bir tane LCD aldın ve çarptın oraya. Ne yapmış oldun? İnkılap yapmış oldun. İşte aradaki arkadaşlar farkı böyle yapıyorsunuz, tamam mı? Sürekli olarak yenileneceksin. Ve arkadaşlar aynı zamanda Atatürk inkılapçılığında yön batıya dönüktür diyoruz arkadaşlar. Peki bunu neye göre söylüyorum ben? Atatürk inkılapçılığı toplumu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma hedefler. Çağdaş uygarlık arkadaşlar seviyesinin üzerine çıkma hedeflenir. Peki o zaman çağdaş uygarlık seviyesi olarak tanımlanan yer neresi? Batı arkadaşlar bak. Peki diyor ki bak şimdi. Sen çağdaş uygarlık seviyesini yakaladın. Batıyı yakaladın. Bilimini, teknolojisini yakaladın. Orada durmayacaksın diyor. Oradan diyor batı daha ileriye gittiyse diyor sen kendini yenileyerek diyor tekrar o arkadaşlar çağdaşlık ve uygarlığı takip edeceksin. Hatta diyor bilimle ilimle falan onu geçeceksin. O zaman arkadaşlar 4 sürekli bak sürekli evet ilerleme efendim hedeflenir. Tamam mı? Şimdi gelelim anahtar ifadelerimize arkadaşlar. Anahtar ifadeler. Peki çağdaşlaşma. Olur arkadaşlar. Çağdaşlaşma. Peki arkadaşlar 2. Uygarlık. Olur arkadaşlar. Aynı zamanda yenilenme. Yenilenme. Olur arkadaşlar. Aynı zamanda bak. Batılılaşma. Batılılaşma arkadaşlar. Evet ve sürekli ilerleme olur arkadaşlar. Evet mantık bu. Şimdi ilke doğrultusuna neler yapıldı? İlke doğrultusuna yapılanlar. İlke doğrultusunda yapılanlar. Beraber hareket ediyoruz.
Batı'yı arkadaşlar, bak şimdi Batı'yı hedefleyerek Batı'yla entegrasyonumu benim sağlayan her şey inkılapçılık olacak, tamam mı? Şimdi beraber hareket edelim ya, bunu böyle şey yapma yani, ezberleme lütfen. Ezberlemene gerek yok, tamam mı? Mesela sen Latin harflerini kabul ettiğin zaman Batı ile entegrasyonu kuvvetlendirmiş olmuyor musun? E o zaman inkılapçılık olur bu. Bak, Latin alfabesinin kabulü arkadaşlar. Peki Avrupa hukukundan faydalanmak Avrupa ile entegrasyonu sağlamaz mı? Avrupa hukukundan faydalanmak. E sağlar. Peki arkadaşlar, miladi takvimin kabulü, Batı'yla miladi takvimin kabulü Batı ile entegrasyonu kuvvetlendirmez mi? Evet. Peki aynı zamanda devam edelim. Arap rakamlarını bırakıp arkadaşlar Latin rakamlarını kullanmak Batı ile entegrasyonu sağlamaz mı? Sağlar. Rakamlar. Peki uluslararası saat dilimine geçmek Batı ile entegrasyonu sağlamaz mı arkadaşlar? Uluslararası arkadaşlar alanda kullanılan saat dilimini kullanmak sağlar. Peki aynı zamanda uzunluk ağırlık ölçü birimlerinde gelenekselleri bırakıp arıçın, kulaç, okka bunlar bırakıp santimetre, desimetre, kilogram neyse yani metrik sistemi arkadaşlar geçmek senin batıyla ilgili olarak entegrasyonu sağlamaz mı? Peki arkadaşlar 7 yine artıralım. Hafta tatilini özellikle bak hafta tatilini pazarda toplamak arkadaşlar senin Batı ile ilgili entegrasyonu sağlamaz mı? Sağlar sağlar bak. Dolayısıyla arkadaşlar durum budur. Yani bunu aşağıya doğru efendim artır. Şapka diye falan filan aşağıya doğru artır. Şimdi gelelim yardımcı ilkelere değerli arkadaşlar. Evet, yardımcı ilkeler. Yardımcı ilkeler. Yardımcı ilkelerde de mantığımız şu. Ulusal egemenlik diyor mesela. Beraber hareket edelim yine. Artık biliyorsunuz siz. Evet, ulusal egemenlik dediğim zaman bunu ben hangi ilkeyle ilişkilendirmeliydim? Cumhuriyetçilik arkadaşlar. Bak, cumhuriyetçilik. Peki, eğer ben ulusal bağımsızlık dersem, ulusal bağımsızlık, bu ne olur arkadaşlar? Ulusal bağımsızlık, ulusal bağımsızlık, söylediğinizi hissediyorum buradan, milliyetçilik olur arkadaşlar. Milliyetçilik. Peki, efendim, aynı zamanda bak, vatan sevgisi arkadaşlar. Peki vatan sevgisi ne olur? Vatan sevgisi. Hem halkçılık olur hem de arkadaşlar milliyetçilik olur. Yurt da sulh, cihan da sulh. Neyle alakalıdır bu? Önce ülkende barışı sağlayacaksın, sonra dünya barışına katkı sağlayacaksın. Bak arkadaşlar. Peki akılcılık. Tamam mı? Akılcılık arkadaşlar. Akılcılık. Evet, oradan duyuyorum, hissediyorum sizi. Akılcılık, laiklik. Laiklik. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Neyle ilişkilendireceğim bunu? Laiklikle ilişkilendireceğim. İnsan sevgisi arkadaşlar. Evet, insan ve insanlık sevgisi. Peki bu neyle alakalıdır? Bu hem halkçılık hem milliyetçilikle alakalıdır. Hem halkçılık hem de arkadaşlar milliyetçilikle alakalıdır. Peki gelsin çağdaşlaşma. Çağdaşlaşma arkadaşlar. Çağdaşlaşma. Çağdaşlaşma neyle alakalı? Bu da efendim özellikle inkılapçılıkla arkadaşlar alakalıdır. İnkılapçılık. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece kıymetli arkadaşlar ilkeleri de toparlamış olduk. Dersi bölmek istemedim çünkü bütünlük bozulduğu zaman motivasyonunuz bozulur. Bütüncül olarak çalışın, bütüncül olarak tekrarınızı yapın ki biraz da arkadaşlar sağlıklı olsun. Sınavda çıldırmamak için sınav öncesinde çıldırın arkadaşlar. Evet, dış politika kaldı sadece. Dış politikayla inkılaplarını bitireceğim. Dış politikada görüşürüz. Hoşça kalın.